Evet rakı dostlarım, özellikle bacanağım Ali. Bunu senin için yapıyorum. Ama büyük bir ihtimalle sensiz içeceğim ben bunu. Şimdi ne yapıyoruz? Yeni rakı yapıyoruz arkadaşlar. Malzemeler Migros'ta satılan alkol, saf alkol, 96,6 alkol değerinde etil alkol. Tarımsal arkadaşlar, metille karıştırmayın yalnız, etil alkol. KRK marka Anason malzemelerden bir tanesi de. Ve alkolün acılığını alması için küp şeker. Kullanacağımız küp şekeri yalnız Torku seçiyoruz. Neden Torku? Çünkü tamamen şeker pancarından mamul bir ürün. Onun için Torku'yu seçiyoruz. Anason'u kullanmak için bir adet 10 cc'lik enjektörümüz. Alkolü seyreltmek için erikli su. Yani bu da marketlerde satılan standart bildiğimiz erikli su. Neden standart erikli su? pH değeri yüksek ve çok yumuşak bir su. Dolayısıyla rakıya harika bir tat kazandırıyor. Diğer sular biraz daha acımtırak oluyor. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İlk önce kesinlikle daha sonra kapattığımızda hava almayacak silikon kapaklı bir damacana, 3 litrelik damacana. Paşa Bahçe'nin aldım ben. Ama siz bunun ağzı dar olanı da alabilirsiniz. Huni. Huni ile Migros'tan aldığım alkolü damacanaya boşaltıyorum arkadaşlar. Ne kadardı bu alkol? 1 litre. Şimdi 1 litreyi damacanaya boşalttık. Bunu 45 derecelik bir alkol derecesine, yani rakının standart 45 derecesine gelmesi için 1200 cc, yani 1 litre ve 200 mililitre bir suya ihtiyacımız var. Elektrikli sudan 1 litrelik alkol şişesine suyumuzu dolduruyoruz. Evet, bu 1 litre. 1 litreyi alkolün içine boşaltıyoruz arkadaşlar. Bunları yaparken alkolü veya suyu kesinlikle dolapta tutmayın. Normal oda sıcaklığındayken hazırlayın. Çünkü eğer soğuk olarak yaparsanız kristalize oluyor. Tadında da biraz o zaman tuhaflık meydana geliyor. Şimdi 1 litreye koyduk. 200 cc'yi nasıl ayarlayacağız? Benim elimde standart 200 cc'lik bir küçük şişe var. Buna 200 cc su dolduracağım. Şu anda tam olarak doldurmuyorum. Sebebi ise alkolün acılığını alması için 4 tane küp şeker. Hani bazı arkadaşlar bunu 5 tane koyabilir. Bazıları 3 tane. Ben de ortasını bulayım dedim. Ben de 4 tane atıyorum. Neden alkolün içerisine atmıyoruz şekeri? Şunun için. Alkol zaten 96,6 doygunluk oranına sahip bir mayi sıvı olduğu için daha sonra üstüne eklenen maddelerin erimesine izin vermiyor. Yani içine kabul etmiyor. Onun için suyla seyreltiyoruz. Tamamen erimesini bekleyeceğiz. Eriyene kadar defalarca sallayacağız. Hiç şey kalmayacak. Erimemiş bir parçası bile kalmayacak arkadaşlar. Bunu o şekilde sallıyoruz. Çalkalıyoruz, çalkalıyoruz. Evet. Bakıyoruz. Evet. Şekerimiz erimiş. Erimemiş bir kısmı kalmamış.
Neydi? 200 mililitreye tamamlayacaktık. Şimdi şişeyi 200 mililitreye tamamlıyoruz. Bunu da biraz önce bahsettiğim gibi sebebi 45 derecelik bir rakı yapacağız. Evet, şekerli suyumuzu da koyduk. Geriye ne kaldı? Rakının vazgeçilmesi imkansız olan anason. Anasonu KRK kullanıyorum. Bunun pratik anasonları da var, satılıyor rakı için yapılmış. Ama ben bulunduğum yerde onlardan bulamadım. Onun için KRK'nın anasonunu kullanıyorum. Açıyoruz. Herhangi bir aktarda bulabilirsiniz. Fiyatı 40 lira. 47 lirada alkol, 2 lira su, yani toplam maliyet bu kadar. Elde ettiğimiz rakı miktarı ise 2.2 litre rakı. Bugün marketten 1 litre rakıyı 177 liraya alıyoruz arkadaşlar. Bunu da açıyoruz. Sonra anasonu ne kadar katacağız? Anasonu 18 cc katıyoruz arkadaşlar. İlk önce bir 10 cc'yi çekiyorum. CC. Evet. Evet arkadaşlar, 10 cc vermiştik. 8 cc daha anason çekip onu da veriyoruz. Evet. Malzemeler bitti arkadaşlar. Malzemeler bitti. Sadece şu anda yapmamız gereken şey bunun kapağını kapatmak. Dünya ile tamamen ilişkisini kesiyoruz artık. Biraz yıkamam lazım. Siz bu arada bulutları seyredin. Ana sonda yağ oranında olduğu için, yağlık olduğu için ellerim yağlandı. Şimdi çalkalama işlemine başlayacağız. Onun için kavanoz elimden kaymasın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bulutlanma gitti. Tamamen beyaz bir hal aldı. Şimdi bunu elimizde dairesel hareketlerle çeviriyoruz. Yani bunu çevirmemizin amacı alkol, anason ve su iyice birbirine karışsın. Bayağı bir karıştı sanırım. Evet, bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bembeyaz arkadaşlar. Şimdi mesela bir şey yapabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Yani bu tabi tamamen test amaçlı, size göstermek için. Yani hemen içmek isteyen arkadaşlar olabilir. Olay şu, biraz önce yine yaptığımız rakı. Üstüne suyumuzu koyuyoruz. Evet rakımız. Afiyet olsun.